Özellikle deprem, konutların yenilenmesi, yapı stoğunun yenilenmesi İstanbul'da vatandaşlarımızın beklediği en önemli evet. şey. Şimdi burada bir bilgi kirliliği oluşturuluyor. Ben şu cümleyi kuruyorum, yani bir gazete manşeti atar gibi atıyorum. Cümleyi de bir manşet gibi değerlendirilmesine, kitap başlığı değil, bir evet. manşet. Diyorum ki, e, aynı günde, aynı haftada, aynı yılda ya da aynı dönemde, kendi söylediklerini en çok tekzip eden belediye başkanları yarışında Ekrem Bey birinci sırada yer alıyor. Şimdi niye bunu söylüyorum? Depremden başlayarak bir iki cümleyle ifade etmeye gayret edeyim. Şimdi İstanbul'da en çok bunu bekliyor. Bu sorunun çözülmesini bekliyor. Şu an itibariyle, bugün itibariyle bizim belediyelerimizin ve bakanlıklarımızın İstanbul'daki yaptığı, dönüştürdüğü, devam eden projedeki konut sayımız 179 bin. Devam ediyor. Bakanlık olarak yarısı bizden diye bir kampanya başladık. Onların da şu an şeylerini son rakamını bilmiyorum. Ama o da yüz binlere geçen bir rakam herhalde. Hatırlamıyorum. Onun için yanlış bilgilendirmeyeyim. Ama biz diyoruz ki biz Büyükşehir Belediyesi olarak 1 Nisan'dan itibaren Murat Kurum Başkanımız Belediye Başkanı olarak farklı kategorilerde ilçelerin tamamıyla ilçe belediyeleriyle de el ele verip 650 bin konutun dönüşüm projesini başlatacağız. Yarısı bizdenle, sosyal konutla vesaire. Bunların alt kırılımları var. Şimdi İstanbul'un beklediği yapı stoğunun yenilenmesi, kentsel dönüşüm veya depreme dayanıklı dirençli kent haline getirmenin en temel yöntemi nedir? Dayanıksız bina yıkmak yerine evet. yeni bina yapmak. Bu. Ama Sayın e, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Bey maalesef geçen hafta yaptığı açıklamalarda işte medya mensuplarımız kayıtlarını almışlar, yazmışlar, video görüntülerinde geldi, baktık. Buna İstanbul'un ihtiyacının olmadığını ilçeleri söyleyerek söylüyor. Yani 650 bine ihtiyaç yok, kentsel dönüşme ihtiyaç yok. Çok basit bir soru soruyorum. Sizin güvenli evde oturmaya hakkınız var. İstanbullu vatandaşın kentsel dönüşümle yeni evine, güvenli evine, depreme dayanıklı evinde oturma hakkı yok mu Ekrem Bey? Bu soruyu soruyorum. Ha bunun AK Parti ile mücadele edecekseniz, rakibinize karşı bir söylem geliştirecekseniz, yöntemi bu dönüşüm projelerini kötülemek değil, daha iyisini daha güzelini evet. ortaya koymak. Peki. Bunu yapmak. Burada şunu söylemeden geçemeyeceğim Böyle ama mı? biraz Bayağı. önceki söylediğimi ee, delillendirmek açısından tarihte kendi kendini en çok tekzip eden başkan yarışında Ekrem Bey birinci olacak. Özellikle kentsel bu dep konut yenileme İstanbul'un temel yıllardır vatandaşımızın talebi var. 2019 seçimlerine girerken Ekrem Bey 100 bin artı 15 bin konut sözü verdi. Bunun videoları var, görüntüleri var. Şimdi 2024 yılında ben öyle bir şey demedim diyor. Şimdi iki görüntüyü de yan yana koyup soruyoruz. Vatandaşlarımız bana sen AK Parti il başkanısın. Tabii ki böyle konuşursun diyebilirler. İşte gençlerin latifesiyle büyük bir ansiklopedi var. Google diye bir ansiklopedi var. Google hoca var. Girsinler oraya sorsunlar. 100 bin konut projesini Ekrem Bey açıklarken ki videosu da var. Efendim şimdi ben onu demedim dedi video var. 100 bin artı 15 bin konut açıklanmış şimdi öyle demedik deniyor. 115 bin konutun da 3 bin tanesi aslında dönüşümle ilgili. Ee, 5 bin de söyledi biz 9 bin yaptık diyor. Yani %10'unu bile yapmamışlar. Bu 9 binin de rakamlarının birçoğu bizim bıraktıklarımız en büyüğü de e, Samacılar, Sağmacılar var. Tüm İstanbullular bilin. Rahmetli Kadir abi oranın dönüşümünü başlatmıştı, bitmişti. Anahtar teslimi kalmıştı. Anahtar teslimi de yeni döneme kaldı. Onun anahtar teslimini bile iki yılda bitiremediler. Bu 9000'in içinde bizim bıraktığımız 2 2000 küsürlük konut sayısı da var. Ama şöyle bir garabet de var. O kentsel dönüşüm projesi yapılırken dava edip orayı durdurmaya çalışan, kentsel dönüşüm dur projesi durdurmaya çalışan, Gezi'de de biz havaalanı istemeyiz falan filan diye açıklama yapan birisini de müdür yapıp o projenin başına getirirler belediyeyi kazandıklarında. Bu da enteresan bir durum. Şimdi...